Efendim merhabalar. Bu akşam yeni şeyler söylemek lazımın konuğu iki güzel adamdır. Onları bazen bir hikayenin, bazen bir şiirin, bazen ekranda keyifli bir sohbetin içinden arz endam ederken görüverirsiniz. Bazen Meksika sınırında dolaşanlar aşina bir yüzle karşılaşırlar onları gördükleri vakit. Bazen iki kafa dengi adam dersiniz onları görüverdiğiniz anda. Ödüllü yönetmenlerin güzel ve yalnız ülkesinin genç entelijansiyasına iki güzel namzettir onlar. Daha fazlasını söylemeye gerek yok zannediyorum. Tarık Tufan ve Selahattin Yusuf bugün yeni şeyler söylemek lazım için buradalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz Serdar. Serdar'cığım çok sağ ol. Ne güzel ikinizi bir arada burada görmek. Ayrıca. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle sohbetlerini dinlerken keyiflendiğimiz iki güzel adamla bugün birlikte sohbet edeceğiz. Sevgili Uğur abi. Yok burada asıl yani sizin sohbetiniz, muhabbetiniz de zaten hani... Biz dinlesek de maksat hasıl olur gibi geliyor bana aslında. Yani Uğur abinin de senin de gerçekten. Ben en azından böyle keyifle şimdi muhabbetimizi dinlerim yani. Konuklar zaten onun için geliyor. Biz karşılıklı konuşuyoruz. Eyvallah. Arada tepki falan vermeniz gerekiyor ama. Yani evet. Mesele açarız. Arada yani. Mesele açarız. Bizim sohbet etmediğimiz tek mekan burası zaten. Çünkü burada sohbet edersek herhalde program olmaz. Ve konu ağırlamanın bir manası kalmaz yani. Evet ama buna rağmen de şükür keyifli sohbetler çıkabilen evet. Yerlerden birisi burası. Şimdi buradan başlayarak söyleyeyim. Tarık Tufan Meksika sınırı neden bitti diye sorulduğu vakit diyor ki son geldiğimiz noktada bir şeytanın kalbime musallat olduğunu fark ettim açıkçası diyor. Gerilmeye korkmaya gerek yok. Programla beraber şeytan da gitti. Bu programda büyük cümleler kurmalıyım duygusuna zaman zaman kapıldığımı fark ettim. Nefsim bunu istedi. Bu beni rahatsız etmeye başladı. Büyük cümleler söylemek adamı niye rahatsız eder usta? Ben onu nerede söyledim? Şimdi biz arkadaşlarla da konuşurken... Bir araya girebilir miyim? Tabii abi lütfen. Onu tahmin ediyorum Selahattin Yusuf'a bıraktı. büyük cümleler o ediyor. Estağfurullah. Estağfurullah. Selahattin büyük cümleleri İsmail'in susan adamdır gerçi değil mi? Evet. Nasıl? Büyük cümleleri susan adam. Estağfurullah yok be. Biz işte buradaki gibi böyle sohbet ediyorduk. Yani. Hasbihal ediyorduk. Bana kalırsa da manalı olan odur. Hani... Hı hı. Fakat beni hep şaşırtmış olan şudur, bunu insanlar neden seyrediyorlar? Yani sohbet eden insanları insanlar neden seyrediyorlar? Şimdi bir Fransız alimi diyelim şöyle söylüyor. Biz iletişim fakültesi hocası arkadaşımdan duymuştum. İnsanlar bugün artık sohbet etmeyecekler kendi gerçek hayatlarını. Sohbet eden insanları seyredecekler. Sevişmeyecekler, sevişen insanları seyredecekler. İşte... Efendim, kendileri söylemeyecekler, söyleyen insanları seyredecekler. Bu biraz sizin mesleğe bir dokundurma. Televizyon hakikaten artık sizin karşıda bir usta, hemen müzik anlamı, müzik konusunda hani... söyledim. Yani insanlar artık hayatlarını yaşamıyorlar, hayatlarını seyretmek istiyorlar. Hı hı. Muhtemelen bizim programda, ama ben da... gerçek hayatımda da büyük şeyleri değil belki ama o bir şey, Hüsnü Zan. Bir takım şeyleri susar insan tabii yani. Aha. Bu doğal olarak programa da yansıdı. Meksika sınırı oldukça doğal hayatın uzantısındaki bir doğal bir uzantısıydı o yüzden. Peki şöyle desek yanlış mı olur? Yani hakikaten böyle Tarık Tufan'ın bu programın bitmesine sebep olarak söylediği şey bir ekran hastalığıdır. İri laflar etmek bir yerden sonra insanların hoşuna gittiğini fark ettiğiniz anda daha irisini söyleme ihtiyacı doğuruyor. Ve bene hizmet eden bir hale geliyor. Ya şöyle ben... Bunu hani çok saklamanın bir gereği yok. İnsan bir takım şeyler yaptığında aldığı geri dönüşümler, aldığı tepkiler çok doğal olarak insanın nefsinde hani bir takım şeyleri körükleyebilir yani. Ben de mesela körüklemişti.
Sonra hakikaten kendimi zaman zaman böyle bir duyguda yakaladığımı da fark ediyorum. Yani işte insanların iyi tepki verdiği şeyleri çoğaltmak duygusudur ya. Hı hı. Ya mesela bu mesela yaptığın şey iyilikse bunu çoğaltmanın bunda bir beis yok. Hani marifet iltifata tabidir derler. Fakat televizyon bunun doğru bir mecra değil. Yani bizim yaptığımız iş neticede hani televizyon ekranında o zaman diliminde gösterinin bir parçası en nihayetinde söylüyorum. Televizyonun kendi içinde hani muhabbet etmeye çalışıyoruz, başka bir şey söylemeye çalışıyoruz falan filan. Ama en nihayetinde televizyon gösterinin bir parçası. Bunu unutmamak gerekir bence. Hı hı. Bunu unuttuğumuz anda birden kendimizi orada hani bir takım insanlara irşad etmeye yükümlü mürşitler gibi algılayabiliriz. Yani böyle bir risk var. Yüz yüze iletişimin kaybolduğu yerde insani temas da azalmıştır. İnsani temasın azaldığı yerlerde buna çok anlam yüklememek lazım. Hı hı. Birden mesela şöyle şeyler gördüm. Hani asıl olan muhabbettir abi, yüz yüze gelmektir. Hani biraz diz kırıp oturmaktır. Temas, kitaba dokunmaktır. Hı hı. Hani budur ama onun yerine bir televizyon programını koyarsanız her ne kadar iyi duygularla yapılmış olursa olsun o zaman orada bir süre sonra daha patolojik bir durum oluşabilir. Çünkü bu da televizyonu o anlamda tırnak içerisinde başka bir yere koymaktır. Hı hı. Ben onun tehlikesine dikkat çekmeye çalışmıştım. Kendimden hareket ederek. Gerçi yani. Bu endişeler hep baştan beri vardı zannediyorum. Hani yapacak daha iyi işiniz yoksa bizi seyredin diyen bir Tarık Tufan vardı çünkü ilk zamanlar. Seyircisine de daha iyi bir işiniz yoksa bizi seyredin kardeşim. Yapacak bir dolu güzel şey var. Kitap oku, gez, dolaş, tabiata bak, yani şiir yaz filan. Aşık ol. Yani hiç şüphesiz öyle. Bunu tabii televizyonun içerisinde söylemek trajik bir durum ama neticede biz hani pek çok şeyi eleştirirken o boğazımıza kadar da batmış durumda söylüyoruz. Hı hı. Bunu çünkü bazı arkadaşlar bana söylüyorlar. Yani bu kadar televizyonun içerisinde olup da hani böyle artistik yapmanın ne gereği var bunları söylüyorsun filan diye. Ben de diyorum ki ya bu eleştirmek bir takım şeyleri bir gün düzelebileceğine dair umudu ve duayı muhafaza etmektir. Tabii ki eleştireceğiz. Biz bugün işte evet boğazımıza kadar kapitalizme saplandık, modernliğin bir takım şeylerini yaşıyoruz. Bunları iyi olduğu için yaşamıyoruz ama bir gün acaba bunun daha insani, daha düzgün bir şeyini yakalayabilir miyizin? Peşindeyiz yani. Bunun eleştirisini yapmazsak bu bir süre sonra artık bizi esir etmeye başlar. Benim de belki hani, bu eleştiri hani ona çok kapılmamıza engel olacak. Bir taraftan da belki olmaz. Daha güzel ortaya koyduracak. Bu manada o endişelerden kurtulup daha güzel bir şey yapmak mümkün mü Burhan? Mümkün susmak ya. Ama ben bir yerde katılmıyorum Tarık'a. Şöyle katılmıyorum. Yani Tarık'ı ben izlediğim zaman, Selahattin'i izlediğim zaman, bir partner bere daha var, Sırrı Bey. Onları izlediğim zaman 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 denk geliyorum. Ben çok keyif alıyorum. Şimdi keyif alan onlarca, yüzlerce, binlerce insanın da olduğunun farkındayım. Şimdi az önce çok önemli bir şey söyledi Tarık. Dedi ki işte yani enenin büyümesi, dünyayı kurtarmak, her şeyi kurtarmak, ondan sonra düşüncelerle, fikirlerle gidişatı değiştirmek gibi bir kaygı içine giriyorsunuz. İnanan bir insanda da olmalı. Farklı dinlerin mensuplarında, her insanda böyle bir inanış vardır. Yani hani biz de literatüre geçmiş emri bil maruf nehyanil münker deriz. Ama diğer felsefelerde, doğu felsefelerinde de nevi şahsına münhasır yaklaşımlar vardır. Bu manada insan zaten böyle bir mükellefiyetin içinde olmalı. Ben o mükellefiyetin içinde olduklarını düşünüyorum. Aşırı gitmemek kaydıyla, aşırıya gitmemek kaydıyla ve özellikle söylediğini halk dilinde, yani herkesin anlayacağı bir üslupla söylediğinde ben bunda bir mahsur görmüyorum. Ben kendilerine belki zaman zaman çıtanın üstüne çıkıyor diye düşünüyorlar. Fakat o çıtanın altındakiler zaten öyle bir programı izlemiyor. Belli bir çıtanın üstünde olan halk kesimi onu izliyor. Ve herhangi bir mahsur görmüyorum. Bu şekilde yapılan programlarda bütün bu insanları, duygularını, insanların fikriyatını dejenere eden programlara mukabil bu gibi programların olması benim için hoş yani. Şey kendilerine biraz haksızlık ediyorlar. Bu tavrın yakıştığı insanlar var, yakışmadığı insanlar var. Sizi tenzih ettik zaten baştan. Ama gerçekten bu tarz, bu tavır zorlamayla olduğu zaman izleyeni sıkıyor. Bırakın televizyon programını. Normal özel meclislerde bile, ev sohbetlerinde bile böyle çok fazla kendisini kasan, illaki büyük laf etme gayreti içerisinde olan insanlar çok fazla kabul görmüyor. Şöyle oluyor. Mesela onlar konuşuyor. Konuştuğu zaman büyük laflar da ediyor gerçekten. Takdir de topluyor o anda. Fakat hiç kimsenin gönlüne girmeden çıkmış oluyor o meclisten. Sıkıntı bu. Asıl olan gönlüne girmek.
astronom büyük laf etmek değil demek herhalde yerinde olacak. Biraz şeye benziyor sanki. Yani böyle ufak çocuklara, kız çocuklarına incik cincik alırsınız. Hepsini birden takar takıştırırlar, dolaşırlar. Ama böyle bir hanımefendi kalkıp bir yere gideceği vakit o kasalardan filan çıkartılır. Özel takılar takılır ve göstermek gibi bir derdi yoktur. Kolu açıldığı vakit bilekliği siz fark edersiniz. Merhum Necip Fazıl'ın ifadesiyle çarşı pazarda bağırırsın. Hıyara gel, salataya gel, limona gel filan diye. Ama kuyumcu dükkanında gel işte şu kıratta elmasım var diye bağırmaz. Birazcık oradan kaynaklanır. En basitinden şu bayramlarda gelen mesajlara bakıyorsunuz. Şimdi çok fazla böyle aforizmalarla mesajlar gönderen insanların mesajlarına bakıyorum, geçiyorum. Ama normal sade mesajlara, üç cümlelik, iki cümlelik mesajlar okuyorum. Ve samimiyetini hissediyorum. Yani o kelimelerde samimiyeti... Benim mesaj nasıldı son kurbanda? Süper. Kurban, aradım seni bak. Bayramın mübarek olsun diye göndermiştim. Ha evet. Şimdi bir de son dönemde şey meşhur oldu, moda oldu daha doğrusu. Çok iyice kısaltmak mesajı. O şekilde bir farklılık hissettirmek istiyor. Yani bu da ayrı bir hastalık. Tamam mı? İBRM'lere. Yani bir de hani sesini duymaktır ya abi esas olan. Öyle değil midir yani? Şimdi kendimizi şöyle belki teselli ediyoruz. Diyoruz ki ya bu sayede işte pek çok insanın bayramını tebrik ediyoruz. Falan. Aslında bu gerçek bir şey değil yani neticede. Sesini duymaktır asıl olan. En nihayetinde böyledir. Şimdi ben kamerayla da aynı şeyi düşünüyorum. Bütün diğer teknik araçlarla da aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi mevcut durumu eğer başka türlüsünün mümkün olmadığına dair kendimizi ikna edersek o zaman başka türlü düşünme imkanımız da ortadan kalkıyor. Ben diyorum ki ya işte bu diyelim ki araba denen şey en nihayetinde iyi bir şey değildir yani. Bana ilk cümlesi diyor ki ya işte bak bu sayede insanlar memleketlerine gidiyorlar. Hayır, bu sayede memleketimizden uzaklaştık biz. O zaman köyümüzde oturabilirdik yani. Gitmezdik bu kadar. Geri dönebileceğimiz kadar giderdik. Yani mevcut durum üzerinden geriye dönüp konuşuyoruz. Kamera da böyledir. Hani kamera sayesinde çok şey görmeye başladık. Hayır, kamera sayesinde pek çok şey gizlenmeye başladı. Asıl gizlenen yüzyıl bu yüzyıldır. İletişimin çok geliştiği söylenen yüzyıldır. Çünkü kamera sadece göstermek istediği yeri gösterir ve asıl olan şey gizledikleridir yani. Arkada olanlardır. Teknik araçlar için de böyle. İyi ki telefon var, sesini duyabiliyoruz diyor insanlar ama hani keşke telefon olmasaydı da sesini duyabilmek için gitseydik. Mesela yüzünü görebilmek için gitseydik. Yani hadi şey çıktı, benim şeyim o yani. Hani bu defa da diyorsun ki keşke dokunabilseydik, görmek de yetmeyecek. Gibi yani. Her katılan şey biraz eksiltiyor aslında bizden. Ama Allah'tan usta bunlardan muzdarip olan ve bunlara karşı refleksler geliştirebilecek kabiliyetteki adamlarız. Mesela Selahattin Yusuf bir 500 milyar bulsa inşaat işine girecek abi. Biraz daha eskiden olsaydı bir çorapçı dükkanı ya da kebapçı açıp bir camiden uzak durmak gibi bir hayali vardı. Yani konuşmanın meslek olması can sıkıcı bir şey tabii yani. Bunu itiraf etmek lazım. Ne olursa olsun bu ama. Değil mi? Ne olursa konuşmak olsun zorundasın abi. Yani vaaz veren bir insanlara bakınız. Play tuşuna basıyor ve konuş. Orada da bir şey var. Orada da bir müsaadenizle Fransızca bir deyim kullanacağım. Deformasyon profesyonel var yani vaizlerin hayatında yok mudur? Hı-hı. Konuştukları şeye yabancılaştığını hissetmez miyiz onların? Mesleki bir aşınma bu her şeyden önce. O kadar çok konuşmak belki de tabiatımıza uygun bir şey değil insan olarak. Belki bizim bunun tek istisnası Dursun Ali Erzincanlı. Adam 1500. kez sen yoktun sultanım derken aynı hisle söylüyor ya. O da nasıl ya ben bir şey de inanamıyorum. Asıl problem ya de bu işte. O enteresan bir 1500. şey. 1500. kez aynı, şimdi şöyle bir şey olmuş, tenzih ediyorum beyefendiyi ama şöyle bir şey olmuş. Mehmet Ali Birant'ın meşhur olayıdır bu. Yaser Arafat'la röportaj yapıyorlar. Sonra ağlıyor anlatırken Filistin-İsrail şeyini, mücadelesini Yaser Arafat ağlıyor. Ve ondan sonra Mehmet Ali Birant fark ediyor ki eyvah kamera çalışmamış kayıtta şu anda. Değil. Ve iptidai şartlarda oluyor bunlar muhtemelen, tam hatırlamıyorum zamanında. Diyor ki ben size nasıl söyleyeceğim bilemiyorum efendim diyor Sayın Başkan diyor ama şöyle bir problem var. Kamera almadı bu son sohbetimizi filan. Yaser Arafat ağlamış o anda. Diyor ki problem değil ben gene ağlarım diyor. Ve yapıyor bunu. Şimdi gerçi onu hatırladım. Ben biraz şey diye hatırlıyorum. Ama Yaser Arafat'ın bir derdi var. O ağlamayı orada gerçekleştirmek durumunda Yaser Arafat. El Fetih cephesinin en önündeki adam o. Orada vereceği bir mesaj çok önemli. Usta
yani özür dileyerek hani Yasir Arafat alıp başını gitmiş bir adam diye. Bunu daha sonra aynı şeyi çektik ve aynı yerde adam yine ağladı diye hatırlıyorum ben. Hani ben yine ağlarım demektense zaten. aynı yerde ağlaması biraz daha farklı bir şey. Dediğine daha yakın duruyor. Hani ben merak etmeyin ağlarım dememiştir yani. Hayır. ağlarım dememiştir. Tabii ben yanlış söyledim. Tabii. Hayır. Yani tabii. Öyle olunca o zaman profesyonel olur. Tabii. Öyle zaten ama sonuç değişmiyor. Mesela şimdi ben Anna'yı okuyacağım. Tarık Tufan nerede ağlayacaksın? Var mı abi? Bir yer var mı? Gitmek istemezsen. Gitmek istemezsenle beraber hocam. Ya bir de abi ben bir yere gittiğimde benim bir yazdığım bir şeyi biri okuduğu zaman ben çok utanıyorum ya. Var ya ayıptır söylemesi. Öyle de bir şey var ya. Yani. Sıkıntı durumu var ya. Utandırmayı artıralım. Efendim Tarık Tufan bir adam girdi şehre koşarak diyor. Sanki güneş surların üzerinden bir mızrak boyu yükselirken adam şehrin ana kapısından içeri girdi ama geç kalmıştı diyene. Hani geç kalmayan adamın öyküsünü anlatırcasına bir adam girdi şehre koşarak yeni Tarık Tufan kitabıdır. Eyvallah. Nasıl utandırdım ama. Teşekkür ederim. Bir de şiir okuyalım üstüne üstlük. Sonrasında da güzel bir eser dinleyeceğiz. Anna. Biz her şeye esirgiyen ve bağışlayan, çokça esirgiyen ve çokça bağışlayan, hep esirgiyen ve hep bağışlayan Rabbin adıyla başlayan adamlarız anla. Büyücülerin, haramilerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bundan. Sanayi devriminde bile karanlık, rutubetli, çok bağırışlı, çok nefessiz, çok sabahsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız bir fabrikada hayatta kaldık sırf bu yüzden. Piyasaların hınçla dolu iniş çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde. Kalbimiz derken ilk gençliğimiz, sakalımız, bir kasetin iki yüzüne de ard arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız diyorum aslında. İşte böyle yaşıyoruz. Ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özleme dönüşüyor. İnsaf et Anna, gidelim buradan. Senin masumiyetini, bilgelik zamanlarından kalma sırları, dünyanın bütün sabahlarını yanımıza alıp gidelim. Hesap etmeden, haritaya bakmadan gidelim. Ölelim diyecektim az kalsın. Ölmeyelim. Hiç ölmeyelim Anna. Sarılalım diyecektim az kalsın. İçimden böyle şeyler de geçiyor işte. Sarılalım dudakların. Tamam sustum. Gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum. Şiir kalsın istersen. Sadece otursak. Oturmasan da olur benimle. Sadece ellerimi tut. Ellerimi tutma dilersen. Sadece yüzüme bak. Yüzüme bak Anna. Yüzüme bak. Gözlerime bak. Gözlerimin içine bak. Gözlerim biraz karanlık. İçinde cenkler, ayinler, kesik damarlar, kapıları yumruklayışlar, Spralexler, Turgutlar, Edipler, Sezailer, siyahlar, beyazlar, uykusuzluklar, bitmeyen baş ağrıları, bildirilerin öfkesi, duvarlara uzun dalmışlıklar var. Özlerim biraz yorgun. İçinde bekleyişler, 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 bekleyişler. Bekleyişler, Anna. Köylü çocukların parasız yatılı sonuçları mesela. Nişanlısı askerde kızlar. Kızı ölüm orucundaki baba. Babası tersanede oğul. Şizofren anne. Hepsini sayamam gerçi. Utançlarım da var. Ama geçecek hepsi. Geçecek. Şifalı gözlerin her şeyi iyi edecek. Gözlerimin içine bakmaktan korkma Anna. Sen adımını attığın andan itibaren bir Hira dinginliğine dönüşecek ortalık.
Tanrı bizimle de konuşur belki. Aşıklar hep böyle derler ama mahşuklar da ne aklı oynatmaktan vazgeçerler ne de akıldan çıkarlar. İkisini birlikte yaparlar. Anlar mı bu türkülerin, bestelerin kendisi için yapıldığı kişiler? Ben yaparım. Var onlar anlarsa anlar. Peki. Onlar anlamak için değil, yazdırmak için var. Diğerleri anlasın. Sen şimdi böyle söyledin, dükkanı kapattın. Ne de nasıl abi, biraz açsana sen meseleyi. Peki anla bizi anlar mı? Vallahi gene bundan sonra anlasa da anlamasa da. Peki biz anlayı nasıl anlayacağız? Vallahi bilmiyorum abi, bunu bana Uğur abi sen bir söylesene. Nasıl anlarız? Şimdi hem Tarık'ta bir anla var hem Yusuf'ta
Selahattin'de bir Anna var. Selahattin'in annesi Anna Ahmetova biliyoruz. Tarık'ın Kornikova. Allah'tan ben kurtuluyorum. Annaları sağlam yerden seçmişler. Gerçi bu şiirler yazılmadan çok önceydi. Sefai'nin kimi Anna ya, kimi Bella ya, kimi de kızıl saçlığına Taşa'ya yazdı dediği zamanlar. Şimdi bu Anna'nın niye Anna olduğunu anlatmanızı bekliyorum Tarık Bey. Hadi bakalım. Ya ben aslında bundan vazgeçmiştim. En son Selahattin'in açıklamalarından sonra bir programda konuştuk. Bir de Leyla İpekçi'nin de bir yazısını okudum bu arada gazetede. Leyla Hanım'ın da... Bir iki gün önceydi. Evet, vicdan ideolojisi üzerinden söylediği önemli şeyler var. Yani bu riske rağmen ben ya bunu önemsiyorum ama bunun da hani bu anlamda sömürülebilir bir kavram olduğunu bilerek hani bunun arkasında durmaya çalışıyorum. Hem Selahattin'in söyledikleri hem Leyla İpekçi'nin yazdıkları bu anlamda vicdan üzerinden konuşurken tehlikeli şeyler. Ama bunu konuşmazsak da artık hani bir... Vicdansızlık olur. Yani şundan endişe ediyorum. Artık herkes bu anlamda ölçeğini kaybetti. Yani onu ayırt edemiyoruz artık. Yani birisi bir şey konuşurken sahiden çok kendi içinden mi, sahiden kendi dünyasından mı, inanarak mı? Yoksa hani konjonktür diye son dönemlerde çok sıklıkla söylenen bu konjonktür sadece siyasi bir şey değil. Yani artık gündelik hayata sirayet etmiş bir virüs. Onu ayırt edemiyorsun yani. Neden böyle konuşuyor bu adam? Ya orada işte biz eğer vicdanı bir şekilde hatırlatmazsak kendi kendimize hiç olmazsa ya ben oturup insanlara vicdan dersi verecek değilim neticede. Ne söylüyorsam kendime söylüyorum yani. Bunu konuşmazsak bunun ölçüsünü de kaybedeceğiz diye endişe ediyorum. Buna çok sık sık vicdana gönderme yapmamın sebebi bu. Bir de yani çok şükür ki Allah kalbimize böyle bir şey yerleştirmiş. Hani bütün hukukların, hukuk kurallarının, yönetmeliklerin, yasaların, gündelik hayat ifadelerinin ötesinde bir şey. Yani kalbimizde bir şey var çok şükür ve o bizi bir şekilde tutuyor yani. Bundan öte bir şey yok ki yani. O da hani yine tırnak içerisinde kullanayım, Allah'a karşılık gelen bir şey. Her varlıkta olduğu gibi ama yani bizi bir yerde tutuyor. Bizi bir yerde işte tekrar geriye dönüp son bir kez olsun bakmamıza vesile oluyor diye. Bunu hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Bütün... Ahmet Taş getirenin kulakları şınlasın. Kalp işçiliği, kalbi fark etmek, kalp emekçiliği diye böyle kalp üzerinden tarif ettiği bir şey var. Aslında onun vicdana bakan tarafında bu şekilde dile getirmek. Bunu dinlerken aklıma bir şey geldi. Sormam lazım. Bu genel bir soru. Hani bir şeylerin üzerinde bu kadar fazla laf edebiliyor olmak, bu kadar birikim sahibi olmak vesaire. O şeyi saf, yalın haliyle yaşamaya biraz mani gibi gelir mi size de? Böyle bir endişeniz olur mu? Hani bir cinayeti gördüğü vakit ağlayan insanlarla gazetecinin fotoğraf çekmesi gibi. Vallahi ben abi şuna yine ben hemen kendi savayım size bırakayım lafı yani. Şudur yani hakikat yalındır. İrfan yalın olandır. Hani Yunus bu konuda bizim hani eğer birine başvurulacaksa tek adamdır belki de. Bu anlamda. Ete kemiğe bürünmüş. Çok acayiptir yani. Benim tüylerimi diken diken ediyor. Açıkçası çok utanarak söylüyorum. Yunus'un farkına çok yeni yeni varıyorum ben yani. Çok utanarak söylüyorum. Peki yani. Özür dileyerek böleceğim ama Selahattin Yusuf'a devam edelim. Bu yalınlığa varmak için biraz buradan mı dolaşmak gerekiyor? Yani çok böyle şeyi de çok sevmiyorum Serdar'cığım. Yani böyle ıkınarak konuşmayı falan da sevmiyorum. Ama hakikaten düşünerek konuşmak da önemli bir şeydir. Hakikaten de öyledir. Düşünmeden konuşan insanların başına ne geliyor, onlar yüzünden Türkiye'nin başına ne geliyor görüyoruz her gün. Ama ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de konjonktür dedi Tarık. Doğru, konjonktür değişiyor. İnsanlar Türkiye'de siyasi konjonktürün değiştiğini sanıyorlar. Hayır. Bence sosyolojik konjonktür değişiyor da bunun farkında değil insanlar. Bir kere çok basit bir istatistik var Türkiye'de. Efendim 1950'lerden itibaren tarım makineleşmeye başlamış. 70'lerden itibaren kır kente akmaya başlamış filan. 1960'da yanılmıyorsam %30'u şehirlerde yaşıyor. %70'i hala köylerde yaşıyor Türkiye'nin. Şu anda %30'u bile köylerde yaşamıyor. %70 küsuru şehirlerde yaşıyor Türkiye'nin.
Bu ülkenin konjonktürü değişmeyecek de hangi ülkenin konjonktürü değişecek? Hatta statik yerinde bir de, sayan bir ülke... Özür dilerim, enteresan bir ironi var. Dün konuğumuzla eve giderken konuştuğumuz mevzu, ülkenin yüzde kaçı şehirlidir dediğimde %1'i bulmaz demişti. Bir de o mesele var tabii. İstanbullu yüzde kaç İstanbullu oturanların? Hı hı. Çünkü açıkçası itiraf ediyorum ki bana da sorduklarında nerelisin diye Trabzonluyum diyorum. Gayri ihtiyari söylüyoruz bunu ya. Kim İstanbullu ki hiç... Konjonktürden kaçmak için inşaata gidiş de biraz buradan dolayı. Türkiye, aslında genler çağırıyor yani. Evet, Türkiye'de şöyle bir şey var. Türkiye'de kasaba var artık. Yani şehir yok, köy de yok. Köy boşalmış, şehir dolmuş ama kasabalarla dolmuş şehir. Böyle bir gerçeklik var. Bunun bu sosyolojik bir konu, hatta ekonomik bir konjonktür. Bunun şöyle bir eğretileme yapayım. Psikosomatik sonuçlarını görüyoruz. Kayseri'deki büyük bir firmanın Madagaskar'da showroom'unun olması budur yani, başka bir şey. Bunun peki sosyolojik, hatta ruhsal, manevi, dini, cemaatsel, aklınıza gelen her şey sonuçları olmayacak, olacak. Konjonktür dediğimiz budur. Başlı başına bir program konusu. Hatta belki evet, sempozyumlar falan yapılacak bir yere doğru gidiyor iş. Diyelim ki umudun göğe yükselişi. İyiyim, bir şeyim yok. Sade bir hayatım var şimdi. Camiden terapiste, terapisten camiye. Doktor beni gözlerimin de olduğuna inandırmaya başladı. Dünyayı benimsedim, yadırgamadım çok. Evim gibi hissediyorum. Ellerim titremiyor o kelimeyi duyduğumda. Müzik susuyor ara sıra. Olsun. Acıdan çarpılmış suratlar, Anna Ahmetov. Evim gibi hissediyorum. Göğü bir şey kırıp geçiriyor boydan boya. Boyun eğdiriyor papatyaya ilk damla. Papatya da iyi, bir şey yok aslında. Sade bir hayatı var onun da. Kımıldanıyor ilk damladan sonra. Parmaklarım titriyor. Benimsedim, hayır. Sıcacık da yazlar ayrıca. Hem o da burada yaşıyormuş artık. Değil mi? Niçin üzülelim umut yoksa? Niçin gömülmesin ölmüş olan toprağa? Parmakları da gömülmesin. Peki niçin? Sıkılmıştır gemiye göbeğinden bağlı astronot gibi ve kopmuş sabah, canlı da olsa karanlıkta kalmış aşk, canlı da olsa... Değil mi? Niçin gömülmesin cesedi, camisi de olan bir uzaya?
desem kifayet etmiyor diye. Ben kelama küstüm, dil bana küstü. Efendi Sultanım, ne desem kifayet etmiyor diye. Ne desem kifayet etmiyor diye. Ben kelama küstüm, dil bana küstü. Efendi Sultanım. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada, Nasır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını, günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi. Mesele filan değildi öyle, to be or not to be, kendisi için. Bir akşam uyudu, uyanmayı verdi. Aldılar, götürdüler, yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. Duyarlarsa öldüğünü alacaklar, haklarını helal ederler elbet. Alacağına gelince, alacağı yoktu zaten rahmetlinin. Tüfeğini defoya koydular, esbabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne matarasında dudaklarının izi. Öyle bir rüzgar ki kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar. Yalnız şu beyit kaldı kahve ocağında el yazışıyla. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Orhan Veli Kanık şiiri aslında ilk bölümde konuştuklarımıza tam da denk düşen bir şey. Hani bir tarafta yalınlık, to be or not to be filan, o kadar kendisi için dert değil. Adamın öldü, gitti. İnsan öyle de yaşasa, böyle de yaşasa bir gün ölüyor ve ayrılık olmasaydı diye geride kalanlar dert çekiyorlar. Ölüm vaka geliyor insanın başına. Ne hissettiriyor bu şiir şu anda size? Orhan Veli deyince son zamanlarda şeyi hatırlıyorum ben, Gemlik. Onun haiku şiiri, Türkçedeki en başarılı haiku şiiri odur bana kalırsa. Kendimce böyle bir şey söylerim ben kendime. Demin Tarık'la Uğur Işlak konuşuyorlardı. Tuz Gölü'nden bahsettiler. Tarık o yolda giderken birden açılan silüetten bahsetti. Evet. Enteresan olduğunu
söyledi. Uğur Işılak da anlattı ona falan. Ben o arada bu Gemlik şiirini düşünüyordum Orhan Veli'nin. Gemliğe doğru denizi göreceksin. Sakın şaşırma diye küçük bir şiiri vardır onun. O hakikaten de öyledir ama. Ben geçtim o yoldan defalarca birdenbire bir karadan gidiyorsun ve hiç bu bitmeyecekmiş gibi tam hissederken birdenbire önüne Gemlik Körfezi açılıyor falan. Hani, onu hatırladım. Hani böyle bu böyledir de şiiri yazılmadan önce belki bunu bu kadar fark etmeyecektik. Oradan belki inerken şiirden dolayı ben bir bakarım. Ha gördük hep göreceğiz. Öyle derler ya, şairler olmasaydı yıldızlar böyle olmazdı diye hep söylerler ya. Evet. Tarık Tufan'a ne söyler Süleyman Efendi'nin hikayesi? Bu şiiri tabii Türk şiirinde bir şey, yani bir dönüm noktası yani hep konuşulur, müfredatta hep bundan söz edilir. Derler ki ya bugüne kadar Orhan Veli'nin Kitabe-i Seng'in mezarına kadar şiir hep büyük meseleleri kendisine konu edindi. Büyük adamların büyük acılarını, büyük hayalleri, büyük hüzünleri filan. Orhan Veli diye bir adam kalktı bu sefer işte Süleyman Efendi'nin Nasır'ından söz eden bir şiir yazdı. Birden her şeyi alt üst eden bir algıyı şiire soktu. Bu hakikaten de bana da çok kıymetli geliyor. Bak ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Ama alınmak yok. Gazeteci gibi baktık şimdi mevzuya. Ya Süleyman Efendi öldü Tarık abi. Geriye bir yazı kaldı. Ölüm güzel şey, ayrılık olmasaydı ya diye. Ya sen o tarafını hani söyledin de tekrar olmasın diye. Bu gönlüne ne dedirtiyor? Tarık Tufan'ın gönlü ne diyor bu işe? Süleyman Efendi öldü az önce abi ya. Ya oturup şimdi bu muhabbeti ya acıklı bir şey. Serdar acıklı abi, adam öldü yani, tamam adam öldü, ben işin öbür tarafından bakayım biraz hani havamız dağılsın diye, ama ölümü analım, ölümü çokça anınız buyuruyor, evet. Hakikaten haklısın yani. Ağızların tadını kaçırır diyor değil mi ölüm için? Evet. Ağızların tadı, niye abi ağızların tadını kaçırır ölüm? Niye? Kimin ağzının tadını kaçırır? Ölümü içlerinde elmanın çekirdeğini içinde taşıdığı gibi taşıyabilirsek eğer, o hayata da anlam veren bir şeydir. Bunu iddia olarak söylüyoruz, evet. Ama işte o başta söylediğim mesleki deformasyon içindeki vaizler bunu anlatıyorlar. Ama bir de hissetmeyi denesek hep beraber diye düşünüyorum ya. Ölümü düşünmek nasıl bir şeydir? Başka bir şey. Usta? Kabir ziyareti yapmak. Yani. Aslında çok uzak. Eskiden, çok özür dilerim. Eskiden kabirler şehirleri ziyaret ederdi ama. Evet. Değil mi? Bizim kalkıp gitmemize gerek yok. Şu anda tamamen şehrin dışında. Şu anda site maalesef oldu kabir. Ölümü unutturmak için kapitalist düzen elinden geleni yapıyor. Ama en doğru olan... Bu da olan... sana Tarık. Bir de Bahri Karacaahmet gibi olanlar var. O da ayrı bir mevzu. Tabii. Çok önemli bir konuya temas etti Tarık. Yani ölümü hatırlamak. Ve bu şiirler ölümün bir gerçek, bir hakikat olduğunun bir vurgusunu yapmalı. Ve bizi o hissiyata götürmeli. O hisle yaşamalıyız. Ama dediğim gibi şimdi ölümü düşünmek, ölümün nasıl olduğunu, o acıyı nasıl hissedeceğimizi, canı nasıl teslim edeceğimizi filan tefekkür etmek, bazen o moda girmek sadece düşünmekle mümkün olmuyor. Yani düşünün, yırtının, bir türlü giremezsiniz o hale. Hala içinizde bir yaşama sevinci vardır. Ama bir kabir ziyareti yaptığınızda artık görürsünüz, akıbetinizi görürsünüz, sonunuzu görürsünüz orada. Küçük bir hareket, yani saatlerce düşünmekten, tefekkür etmekten çok daha evla diyorum ben yani. Evet, Rabıtay-ı Mevt. Tam söylüyordum, ağzımdan aldın ya. Rabıtay-ı Mevt. Kalbin yolu bir. Terbiye eden bir şeydir. Eyvallah. Ya duygumuzu. Hani bir temrin, ölüm temrini. Ölmeden evvel ölünüz emrine aslında icabet etmek bir yerde. Çok böyle iftar programı tadına girmeye başladım. Süleymaniye nerede diye bakıyorum şimdi. Aslında iftarlar da bu programın tadına girmeli. Bu programlar da iftar tadına girebilir o zaman, evet, sorun değil. O zaman mübarek 11 aylara da Ramazan muamelesi yapabileceğiz. Peki mevzuyu değiştiriyoruz. Şimdi Tarık Tufan'la alakalı bir şey var. Diyor ki birisi Tarık bir imza Tufan'la gününe alakalı gitmiş çok film. Şey var Serdar, bildiğin gibi. Onlardan birisi hoşuma gitti. Bir imza gününe gitmiştim. Millet kitaplarının imzalaması için gözüne gözüne sokarken ben fırlamalık olsun diye ona iş hukuku kitabı uzattım. O da arkasına işin hukuku varsa sevenin Allah'ı var diye. İşte belki o arkadaş şu an seyrediyor diye düşünüyorum. O arkadaş seyrediyorsa buradan sesleniyorum diye. Sesler abi. Evet ya, bu hani imza günleri de böyledir ya. Böyle karşılaşırsın insanlarla, oturup işte imza atarsın. Herkes aslında o anı kendini özel kılmaya da çalışır. Yani bir şeyler yazmanı bekler. Onun için yazmanı bekler ama hani orada onlarca insanla falan bir araya geliyorsun. Ama bu çok da güzel bir şey. Yani işin hukuku varsa sevenin Allah'ı var. Daha evet, oraya, bu kitabı sana sevgilerimle falan diye.
bir arkadaş getirdi, onu gösterdi, imza atar mısınız diye. O an böyle karşıma çıktı kitap, iş hukuku diye. O an öyle aklıma gelen bir şeydi yani. Ya çok şey, da şık olmuş. Ben gitmiştim, TÜYAP'a bir kere gittim ben de. Birisi var böyle uzakta, sıranın böyle uzaktan izliyormuş, şöyle izliyor yalnız. Bayağı böyle caydırıcı bir bakışı var abinin yalnız, öyle bir halde izliyor falan. Baktı baktı, Allah Allah, araya girenler çıkanlar ve ben kaçırıyorum falan, sonra bakıyor, gene orada bakıyor. Bayağı afiyet kaçırıcı bir durum yani falan. Sonra işte dalıyoruz gidiyoruz, biraz daha yaklaşmış falan. Hani söyleyeceği şeyi söylesin ve gerginlik bitsin moduna girdim ben mesela. Şöyle baktı baktı, dedi ki, kaç yaşındasın sen? Hiç unutmuyorum. Oradaki arkadaşlar hatırlar Timoş yayınlarından. Benim de başıma öyle bir şey gelmişti. Yaşlı biri bunu soran değil mi? Biraz yaşlı. Sonra işte söyledim filan, öğretmen olduğunu söyledi filan. Öğretmen gibi bakmış. Peki Uğur abi, hani aforizmaları başkasından, dudağına yakışmayanların dilinden duymaktan çok hoşlanmıyorsun ama aslında Uğur Işılak aforizmaları da çoktur hani. Ya hani Uğur Bey, hayranlarınıza ne söyleyeceksiniz deyince starların hayranı olur, gariplerin seveni olur filan diye böyle anlık aforizmalar da çıkıyor. Bununla alakalı neler söyleyeceğiz? Ya aforizma olsun diye söylemiyorum tabii ben. Yani. Bu da bir aforizma. aforizma meclisten dışarı. Aklıma bir aforizma geldi. Onu söyleyeyim diye böyle. Şimdi önceden tasarlanmış olsa mesela, bunu ifade etmiş olsam bir kıymet olmaz. En azından benim nezdimde bir kıymet olmaz da. Ama o anda o gelmiş içimden. Ondan sonra birileri bunu maillerinde paylaşmışlar veyahut video sitelerinde paylaşmışlar. Daha sonra ben unutmuşum mesela bunu söylediğim, bir video sitesinde bunu gördükten sonra hatırlamışım. Yani bu şekilde içinden gelen bir şey ifade edersiniz, bu daha sonra bir özdeyiş haline gelebilir. Bu doğal olan bir şey, bu güzel bir şey yani. O şekilde özdeyişlerimiz bayağı var yani. Abi müsaadenle, hani Tarık Tufan'ın da öyle lafları var ki, Kafka duysa ya Allah Allah, Türkiye'de biri var, bir tanışalım falan diyecek. Yok bak, artık ya var ya. Mesela diyor, ne demiş? İbrahim ateşe atılana kadar insanlar ateşin yakacağına inanıyorlardı. Ancak o gün ateş İbrahim'i yakmadı. Bizi ateşin yakacağına inandırmaya çalışıyorlar. Oysa biz İbrahim'e inanmalıyız. Kapatalım dükkanı, gidelim yani. İftara sonra okunacak bence. Bana kalırsa. Bir dörtlük vardı bununla ilgili, İbrahimce diye. İbrahimce kafa tut ki ateşe, cehennemin narı seni yakmasın. Yüreğinden bir kor at ki ateşe, bundan böyle mağrurlanıp bakmasın. Allah Allah. Allah Allah. Eğer aşık isen yare, sakın aldanma ayare. Düş İbrahim gibi nare, bu gülşende yanar olmaz. Çok güzelmiş o hakikaten. Bu son dizesi neydi? Düş bu? İbrahim gibi nare, bu gülşende yanar olmaz. Seyfullahcığım. Yani çok güzel hakikaten. Muhteşem ya. Bir ifadeymiş. Sıra şimdi yine bir şiire geldi. Peşinden de güzel bir türkü dinlemek istiyoruz. Uğur abi, dokunma. Evet. Dokunma diyelim. Şiir yine hani siz buradasınız diye, biz siz yokken de okumuştuk ama bugün özellikle siz varsınız. Yani Edipler, Turgutlar diyor ya şiirin içinde. Anla belki bizi anlar, vesile olur diye. Uzak kaderler için bir Turgut Uyar şiiri. Kim ağlayacak konuşmadık ama. İlk bölüm Selahattin Yusuf'a, kameralar yaklaşacak. İkinci bölüm bana doğru Tarık Tufan'dan bekliyorum. Kısmet nerede nasıl olursa yani. Hayır, ben diyorum şimdi, ben ağlayacağım, iş kötü olacak. Bir gün bir yağmurla garip garip çoluğu çocuğu terk edeceğim. Bir sevgiyle doymayacak kalbim, anladım. Alıp başımı gideceğim. Asır 20. asırdır. Amenna. Bir yanımda sevgilerim, bir yanımda sancım. Neon lambaları büsbütün karartır gecemizi. Uzaklar daha uzaklaşır, bir define çıkarır gibi kayalardan, Adem'den beri sımsıcak sevgilere muhtacım. Bir gün alıp başımı gideceğim. Yıldızlar ışısın, yollar üşüsün, yollar. Belimi bir ılık şal sarsın, mavi. Hüzünlü bir serencamın ardından şarkısız. Rüyalarım unutulmuş bir handa, pes desin görmüş geçirmiş bir çift duygulu dudak karşısında.
kendi kendine çekilmez oluyor ömrüm. Her insanın ayrı ayrı yaşayabilsem kaderinde, diyarı gurbette kanlı bir aşk, bahtsız bir çocukluk uzak köylerin birinde, en uzak beyazlar, en yakın ikindilerde, duygulu ve bir sahil meyhanesinde bir akşam. Nasıl kısa kesmeli bilmiyorum. Herkesin derdinden pay isterken uzak kaderlerin suları çağlar şimdi. Yıldızlar dökülür sonsuza içimizde. Bir gün bir parkta otururken biliyorum bir el yağmurla dokunacak omzuma, bir çift göz, bir davet, bir kalp. Çoluğu çocuğu terk edeceğim, yapraklar dökülecek, çiçekler solacak, bir sonbahar, bir sabah ve bir yağmur olacak, toprak ve insan kokularıyla uğultulu bir sarhoşluk içinde yıllar için alıp başına gideceğim. Derinlerden yanasın diye haykırsan da kulak vermem çağrına, ismimi yürekten anasın diye haykırsan da kulak vermem çağrına, ismimi yürekten anasın diye, anasın anasın diye. Sorma nasıl ve niye, sana en son hediye. Gidiyorum ağlama, 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 gözyaşın yanmasın. Ağlama, 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 yağmurlar ıslanmasın. Ağlama, 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 gözyaşın yanmasın. Ağlama, 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 yağmurlar ıslanmasın. Hasretiyle tebessüm ederim ölüme bile, Azrail sevdam sınasın diye tebessüm ederim ölüme bile, Azrail sevdam sınasın diye, sınasın sınasın diye. Sorma nasıl ve niye, son hediye.
gidiyorum. Ağlama, 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 gözyaşın yanmasın. Ağlama, 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 yağmurlar ıslanmasın. Ağlama, 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 gözyaşın yanmasın. Ağlama, 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 yağmurlar ıslanmasın. Ömrüne bereket usta. Ahmet Turan Alkan'dan sonra gönlüne sağlık falan da diyemiyorum. Bir laf bulacağım ile. Herkes diyor gönlüne sağlık, yüreğine sağlık diye diye işin içini o kadar boşalttılar ki lafın içini. Artık başka bir şey söylemek lazım. Selahattin'in söylediği şey o yani. Her söylenen şeyin artık yarısı doğru. Yani, peki burada Selahattin Yusuf'a bir şey sorayım. Hani cigarayı atarsın denize, deniz sabaha kadar yanar durur. Bir de yağmurları ıslatan ağlamalar var. Nasıl olur bu? Ne ağlatır adamı bu kadar? Aşk ne menem bir şeydir. İçimizde nereden olur. Gelir? Kan de gider. İçimizde olur aslında hepsi. Birden söyleyemedim ya aslında. Biliyorum ama. Soruyu tekrar sorar mısın diyeceksin. Yok yok, soruyu anladım. Serdar'ın ne dediğini biliyorum da. Birden de zaten söylenecek bir şey değildi cevabı. Ya bazen öyle olur hakikaten de. Fakat Tarık Tufan bu işleri biliyor. Azıcık Tarık böyle biliyor da söylemiyor. Toparlanma vaziyeti olsun. Yok canım. Arkadaş diyor ki insan bir kere aşık olmaya görsün. Her şeyi sevdiğine yormaya başlıyor. Ya, İstanbul'u da sana yoruyorum. Edip Cansever'in bir şeyi vardır üstad. Hatıralarında Üsküdar'da bir adam vardı diyor ama sürekli sinemaya gidiyor adam diyor. Güzel. Bir gün diyor sordum, dedim ki sen neye gidiyorsun, nereye gidiyorsun, niye yapıyorsun bunu filan diye. Gidiyorsun film izliyorsun, görmüyorsun ama diyor sen. Demiş ki adam, ben içimden seyrediyorum demiş adam yani. Bunu kaydetmiş şairlerimizin büyüklerinden biri olan Edip Cansever. Onun gibi bir şey. Uğur Işılak gözlerini kapatıyor sürekli. Üç parçada da dikkat ettim. Üçünde de gözlerini kapatıyor ama aynı zamanda da bir şey var. Kaslıyor yani. Bir şey oluyor yani. İçinden ıslanıyor. Bir şey ıslanıyor yani. O yağmur da olsa önemli. Dışarıdaki yağmur, dışarıdaki su, ıslaklık bazen önemli değildir yani. İçimiz ıslanabiliyor mu? O içimize yağması gerekiyor. O önemli yani. Bir de Uğur abi öyle en duygulu an insan, çok teşekkür ederim. O en duygulu an insan en çıplak olduğu zaman aslında. Baktığı, bak, kapatarak biraz da kendini saklıyor. Kendini örtüyor herhalde. Yok, bence içine, içine bakıyor. İçine doğru yaşıyor. Kendi içine bakıyor bence. Doğru. Bir de çok ilginç bir şey değil midir? Aha. İnsan vecd dediğimiz şey değil mi? Bunları unutuyoruz işte yani. Vecd dediğimiz şey aynı zamanda bize acı çekiyormuşuz gibi de yapar ya fizyonomimizi, bizim yüzümüzü. Çok enteresan bir şey değil midir? Bu ikisi nerede birbirine karışıyor, bu ırmaklar mesela, değil mi? Bunun üzerine düşünmek lazım. Buradan geleneğimize uzanmak ve inmek lazım. Bunların üzerinde kafa yormak doğru lazım. Doğru bir yer ama bakış deyince aklım başka bir yere gitti. Yiğit Özgür karikatürde kızla olan oturmuşlar. Kız soruyor, kim diyor o gözlerindeki yabancı? Vallahi yabancı değil, Muzaffer eniştem. İşin bir de böyle tarafı var. Efendim, kısa bir aranın vakti geldi. Sonrasında iki kafa dengi, iki güzel adamla muhabbet etmeye devam edeceğiz. Efendim, karizmatik klişeler gölgesinde bireysel oluşumu kaybetmenin marjinal noktasındaki söz konusu sendromlar, psikolojik oluşumu azdırdığı için istençlerini bu çerçeve dahilinde şekillendiren yurdum insanı, "If you can't beat them, you join them" ifadesini bir Türk atasözü sanmaya devam ederken yeni şeyler söylemek lazım. Olanca hızıyla devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat arada bir azdırdığı için lafı geçti ki kötü bir şey olduğunu zannediyorum bence lafın. Hani sırf ona tutunup bir de İngilizce vardı galiba. Ne dediğimi ben de bilmiyorum. Aslında bir şey demediğimi de biliyorum ama o baştan beri konuştuğumuz, ironisini yaptığımız şeye bir örnek de verelim diye böyle başlama ihtiyacı hissettim. Moda. Selahattin Yusuf'un derdi olan hususlardan bir tanesi, azıcık da onu konuşalım isterim. 3-4 tane yazın her bir yerinde bölük pörçük
modayla derdi olan bir Selahattin Yusuf çıktı karşıma. Mesela Oscar Wilde'ın moda o kadar iğrenç bir şeydir ki ona insanlar ancak 6 ay katlanabilirler. Bir diğer yerde modayı takip etmek cahillerin çağdaş sığınağıdır. Bir başka yerde manevi yırtığını markaların soyut ve itibari yamalarıyla boşuna yere kapatmak için kendini heba etmekten ancak bu sayede kurtulabilir. Bir başka abi, yerde çok bir başka şeymiş, yani manevi moda. Yırtık lafı niye da... bu moda bu kadar güzel? Ben sosyal tezahürlerle ilgileniyorum. İnsanların sokakta nasıl davrandıklarını, nasıl giyinip kuşandıklarını, nasıl selamlaştıklarını, nasıl kucaklaştıkları beni çok ilgilendiriyor. Her şeyden çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu konularla ilgileniyorum tabii. Moda da bunların çok önemli göstergelerinden, sonuçlarından daha doğrusu birisi. Şimdi insanlara bakıyoruz ekranda orada burada. Çıkıyorlar ve işte ben böyle bir tasarım yaptım diyor. Bu ressam da olabiliyor, küratör de olabiliyor, koreograf da olabiliyor. İsmini tam söyleyememiş olabilirim bu kelimenin. Olabiliyor insanlar yani ben böyle bir tasarım yaptım. Tasarım dediğimiz şey çok ciddi bir şeydir bir kere. Sen hemen öyle pat diye yapamazsın ki onu. Öyle bir şey yok ki. Bir kere şöyle bir şey var. Hemen çok çabuk toparlamam lazım Serdar bunu. Çok güzel bir laf vardır. Der ki görmek için bakanlar görme yeteneklerinin bir kısmını daha baştan kaybetmiş demektirler. Kaybederler diyor. Şimdi moda da böyle bir şey. Baktığınızda tasarım yapacağım ben. Bunun bir kere bir mesleği kesinlikle olmaz. Böyle bir eğitim olur ama bana kalırsa birinci sınıf bir felsefe eğitimidir bu gene de. Doğrudan bir tasarım eğitimi falan olamaz bana kalırsa. Birinci sınıf bir düşünme taşınma eğitimi terbiyesinin sonucunda tasarım olabilir ancak. Beste de bir tasarım mıdır peki? Tabii ki tasarımdır. Ama düşünüp taşınmış bir adamın bestesini ya da bizim geleneğimiz düşünüp taşınmış bir gelenektir. 1000 sene dediğimizde bunun içini öyle doldururuz zaten. Aşık Veysel elbette ki bir tasarım yapar bir şey okurken. Ve fakat Aşık Veysel o derindeki gelenekten emer o sütü. Düşünür, kendisi bile farkında değildir. Taşını, düşünceyi tabii, bırakır tabii, gönlüyle tabii. Yapar tasarım. Yani Veysel'le tasarım değil. Laflarını yan yana getirmezsek iyi olur. Sen başka getirdin türlü. Ama sen getirdin Veysel'i söyledin. Meksika sınırının tadını bilen birkaç delikanlı oturup ikinizi bir arada bulmuşken seyrediyorsa birbirlerine şunu soruyorlar. Abi şimdi modayı takip edeceğiz mi etmeyeceğiz mi? Kesinlikle etmeyeceğiz tabii ki yani. Çünkü dediğim gibi sonuçlar ortada yani nasıl peki, oldu usta, ortada. Peki senin için mesela önemli midir? Aldığın ceketin markası. Çok önemlidir. Ya, çok önemli. Nasıl bir ayrım var? Bak şimdi çok önemli. Bir kere 3 renkten fazla üzerimde olmamasına dikkat ediyorum. Bir karmaşa olmasın diye. Eğer karmaşa olacaksa ahenk dediğimiz şeyi çok ustaca bozmak gerekir. Çok ustaca bozmak gerekir ama. İnsanlar farkında olmadan bir yerlerinden üstlerine düşmüş de yolda yürümeye devam etmişler gibi giyiniyorlar mesela. Bu çok enteresan. İnsan nasıl düşünüyorsa gerçekten de öyle giyinir yani. Düşünmeye nasıl dikkat ediyorsak bir kelimenin ardından hangisinin geleceğine... Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel giyinir, güzel giyinen hayatından lezzet alır. Öyle değil mi? Bilmiyorum ben. Mesela olabilir tabii. Peki Uğur abi, tarzı olan bir adam Uğur Işlak, giyim kuşam hususunda. Mesela gömleklerine falan ihtimam gösterir, böyle çok kolaylıkla biriyle pişti olunmayacak türden şeyler giyer. Bu ve moda. Vallahi ben modayı takip etmiyorum. O yani beni takip ediyor. Sana da yani, bu yakışırdı usta diye. Kreasyon nedir, moda nedir, bu yılın işte ilkbahar modası nedir, güz modası nedir filan ben bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Bakıyorum, hoşuma gitti, yakıştığı anda, kendime yakıştırdığım anda aslında. Yani şimdi zihninizle, düşüncenizle, hayata bakışınızla, duruşunuzla örtüşmesi lazım. Giydiğiniz kıyafet, giydiğiniz ayakkabı, giydiğiniz gömlek. Şimdi mesela benim birader Murat bazen bir ayakkabı getirir, bir gömlek getirir veyahut bir ceket getirir. Sana olur da bana olmaz derim yani. Ama çok güzel der. Şimdi onun nazarında çok güzeldir ama bende güzel durmaz. Onda güzel durur. Onun stiline, onun hayat tarzına o uyar. Şimdi ben giyersem bende sırıtır. Aynı cekettir o. Onun için insan tarzını, tavrını, nerede durduğunu, insanların onu nasıl gördüğünü, bütün bunları fark etmeli, bilmeli ki bilir zaten insan. Ve buna uygun giyinmeli. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Geçen hatta programın bir tanesinde konusu oldu. Bir alim düşünün. Saçlarını jölelemiş. Saygı duyduğunuz bir alim.
Saçını jölelemiş. Pembe takke. Pembe bir gömlek giymiş. Alim yalnız gitgide uzaklaşıyor ortamdan abi, dur orada. Şimdi bakın, yani alim olduktan sonra gerçekten birçok meseleye vakıf olduktan sonra ve kendisini belli ettikten sonra halk arasında ona akıl verenler çok olur. Onun image maker'ları falan olur yani. Şimdi şöyle bir pembe giyin, seni işte sosyetete izlesin, seni dinleyenlerin dışındaki insanlara hitap etmen için şu şekilde giyinmen lazım diye akıl verenler olur. Şimdi pembe bir gömlek giydiğini düşünün o insanı. Sarı bir kravat taktığını düşün. Saçlarını jölelediğini düşün. Hepsini bırakın. Simsiyah giyinse dahi o alim diye hürmet ettiğimiz kişi saçlarını jölelerek çıksa ben de hiçbir sözü mâkes bulmaz. Açık konuşuyorum. Ama sen veyahut sen saçını jöleleyip gelebilirsin. Hiçbir problem yok. Ama ona bir şey bildiğiniz yok. Hayır. Alim olabilmesi için belli bir yaş sınırını aşması lazım çünkü. Evet. 50'yi 60'ı aşmak lazım. Ama 60 yaşındaki adamın jöleli saçla anlatacağı bir şey yok bana. Çok şey bilse de. Yani buradan bakmak lazım yani giyim, kuşam, kıyafete. Düşecek. Usta bu şeyi aklıma getirdi. Hani Hazreti Süleyman zamanında kuş dilim bilir dediler falan. Bir karıncanın, pardon bir serçenin kanadı kırılmış da birisi dokunduğu için Hazreti Süleyman'a şikayete gelmiş. Filanca adam bana böyle böyle yaptı. Kanadım kırıldı. O da çağırıyor, dinliyorlar. Bakıyorlar, diyor kısas, biz de onun kolunu kıralım. Yok diyor, istemem. Ben diyor onun üstündeki kıyafete baktım. Bir molla, alim kıyafeti giymişti. Adam zannettim de yanına yaklaştım. Buna vereceğin ceza bir daha o kıyafeti giymemesidir diyor. Başkası zarar görmesi. Bak güzelmiş vallahi. Ya, kıyafet önemli. Tarık Tufan'da nasıldır bu işler? Giyim kuşam mevzu. Ya usta benim hani öyle bir şeyim yok. Ben yengen gidiyorum. Alır ben giyerim. Ya da bizim işte İrfan abi var pazarcı. İşte bir şey gelmiş ucuzsa ayırmış. Al kardeş sen şunu öyle giy. Bizde usul o yani. Nice elbiseler gördüm hani içinde insan yoktu. Riskine girmemek için. Bu arada o şey Uruş'la anlattığım meselede aklıma da bir karikatür geldi. Kimin karikatürüydü bilmiyorum ama adam şeyin yanına, tamburi bir ustanın yanına geliyor, şey yalvar yakar. Ya olmaz diyor. Tamburi Orçun Efendi diye bir şey mümkün değil diyor. Senin bu isminle bunu yapamazsın diyor adam. Tamam ya. Çok istiyorum bir an. Olmaz yani. Abi değil mi? Tamburi Orçun Efendi. Tamburi Berk Efendi olmaz mesela ya. Çok doğru. Demek ki senin söylediğin hani biraz karikatürize ederek. Uğur isminden Ozan da olmaz. Ayrı bir şey. Şöyle Selim olmak lazım, Yavuz olmak lazım. Yani çok eski bir isimle daha hoş durur. Onun için mahlas verirlermiş önceden. Yani isim bile yakışması lazım. Eğer bir ozanlık terbiyesi aldıysanız, isminiz de uymuyorsa yaptığınız, icra ettiğiniz mesleği isminizi değiştiriyorlar. Mahlas veriyor ustanız yani. Yani her şey. Değiştirmek meselesi de şey, geçenlerde ben de bizim programda öğrendim. Hala da varmış. Köylerde işte akli dengesini yitirdiği zaman birisi, delirdiği zaman ismini değiştirirlermiş mesela. İsmini taşıyamadı derlermiş. Enteresan yani. Ağır geldi. Çocuklarınıza güzel isimler koyun. Hani hep taşıdığın bir şeyin, bu isim de olur, kıyafet de olur, üzerinde, berinde, yanında, taşıdığın her şey demek ki hayatına bir tarafından dokunuyor abi. Mesele bu yani. O zaman şöyle diyelim Musa. İnadına Ahmet, inadına Hatice diye yazı kaleme alan Ahmet Turan Alkan'a selam olsun. Karikatür dedik. Yiğit Özgür'e, Vedat Özdemir'e, Otis abiye, Uykusuz'a selam olsun buradan. Burada toparlayalım. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Hani insan ne için yalan söyler bilmiyorum ama Uğur Şılan üç şey için diyor. Söyler. Diyemem evet. Böyle bir kişi. Üç şey için yalan söylemek caizdir. Karı kocayı barıştırmak için, hastaya moral vermek için, düşmanı aldatmak için diye. Eğer bir parça evet. Gerçi yalan sizin söylediysek hani biz zahir perest olduğumuz için fıkıh kitaplarıyla hayatımızı geçiriyoruz. Sizin gibi zahir haliniz böyle batınla da meşgul olduğu için fıkıh artık üzerimizden yok. Düştü yani deyip. Kendisinin zahir perest olduğunu bilecek kadar batın sahibi olanların karşısında biz batın iddiasından uzaklaşırız efendim. Yani. Bana ait bir sözdür, aforizmadır. Az önce olmuştur. Şöyle yapalım, toparlayalım. Hani insan bir başkasına yalan söylerken belki böyle söyler ama bir de duymak istediğiniz yalanlar vardır. O yalanların en güzeline dair çok güzel bir Uğur Şılak eseri var. Onunla bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Hakikaten keyifli sohbet için. Serdar. Bizi davet ettiğiniz için de böyle iki güzel insanla sohbet etmek de bizim için çok büyük bir keyif, çok büyük bir mutluluk oldu. Teşekkür ediyoruz. Uğur abici, son söz sende baba.
gerçek olmasın, kelam eyle varsın, gerçek olmasın. Sen seviyorum de yalan da olsun, sen seviyorum de yalan da olsun. Söyleyecek başka sözün kalmasın, söyleyecek başka sözün kalmasın. Sen seviyorum de yalan da olsa, sen seviyorum de yalan da olsa. Güller midanında solmadı sanki, ecel mi kapıyı çalmadı sanki, çalmadı sanki. Hangi gerçek yalan olmadı sanki, hangi gerçek yalan olmadı sanki. Sen seviyorum de yalan da olsa, sen seviyorum de. Senle senle biter kederim. Bir söze bir ömür feda ederim, bir söze bir ömür feda ederim. Sen seviyorum de yalan da olsa, sen seviyorum de yalan da olsa. Sanki ecel mi kapıyı çalmadı sanki, çalmadı sanki. Hangi gerçek yalan olmadı sanki, hangi gerçek yalan olmadı sanki. Sen seviyorum de yalan da olsa, sen seviyorum de yalan da olsa. Hangi gerçek yalan olmadı sanki, hangi gerçek yalan olmadı sanki. Sen seviyorum de yalan da olsa, sen seviyorum de